Bir Yer Bir Araba kanalımızda bugün neredeyiz Merve? Atatürk Barajı, Bozova, Şanlıurfa. Evet, arabamızda Volkswagen Polo. Bugün aslında Ümmühan için özel bir gün. Ya yani onun öyle en mi? Sevdiği araba, en favori arabası. Oo. Bir Yer kısmında da bugün aslında coğrafi olarak bizim için de ülkemiz için de önemli bir yerdeyiz. Merve'yi de tanıtalım coğrafi demişken. Ben coğrafya öğretmeni Merve. Uzun süredir buradayım. Artık evet. Buraya iyice aşina olduk. Burası zaten Türkiye'deki en büyük baraj olarak geçiyor. Araba kısmından biraz bahsedelim. Polo dedik. Evet. 1.2 TSI motor. 2017 model aracımız. Merve'nin aracı. Yaklaşık 3 senedir bende. 44 bin kilometrede, 16 bin kilometredir Merve kullanıyor. 27 bin kilometrede almışsın sanırım arabayı. Evet, 27 bin küsürdü. Comfortline modeli. 90 beygir. 160 Nm tork üretiyor. Yani aslında Merve senin kullanımın için bayağı performanslı bir araba. TSI evet. Motor, hani turbo beslemeli, benzinli bir motor. Ben 3 sene önce seni tanıdığımızda şaşırmıştım. Baktım arabanın arkada hani TSI yazıyor. Hı hı. Merve dedim herhalde hız yapmayı falan bayağı seviyor. Bayağı hızlı değil kullanıyor aslında. Arabayı dedim. Ondan değil evet. Değil mi? Yok. Yani performanslı bir araç tabii hani öyle evet. Sınıfına göre öyle çok tabii diğerleriyle karşılaştırılamaz ama ortalama. 0-100 kilometre hızlanması 10.8 saniye iyi bir değer aslında. Çünkü B sınıfı araç kullanan kişiler hız yapmayı çok sevmezler. Ama mesela yolda gelirken Merve ben arkada oturmuştum bir gözlemleyeyim arabanın için tamamen bakayım diye. 120'leri 130'ları gördüm ben ibrede. Evet bazen yapabiliyorum. Örneğin hız yapınca da hızı hiç belli etmiyor. Gerçekten aynen. Hani konforlu, yumuşak. Ben arabanın içinde golf gibi hissediyorum. O yumuşaklığı, o direksiyonunun verdiği hissiyat bana onu hissettiriyor. Arabanın dış tasarımından bir bahsedelim. Yani Merve senin görüşünü alalım önce. Arabayı bir şeye benzetiyor musun? Normalde hani böyle bir arabalar hayvanlara benzetilir. İşte sinirli bir insana benzetilir ya da... Ben benzetmiyorum ama kardeşim Selin, buradan da ona selam, izleyecek evet, mutlaka. Da... O beyaz güvercin derdi. Evet, onun dışında yani evet. Benim bir benzetimim yok. Ümmühan, sen ne düşünüyorsun tasarımı hakkında? Göze çok güzel görünüyor bence. Her yere kolayca sığabilecek bir araç olması park benim açısından için. Değil mi? Aynen, park evet. Açısından kolayca her yere girebilir. Mesela Bozova'da da senin için çok iyi oluyordu. Aynen benim için. Sokaklar çok dar. Evet, o açıdan kullanımı rahat. Yani bir Passat kullanmak zor olurdu. Bizim de dediğin gibi kırmızı rengi vardı ama o manüeldi. Evet. Hı-hı. Ama inan şeyi de kullandım, otomatiği de kullandım. Manuel kullandığım arabalar içinde en rahat olanı buydu. Çok rahat bir şekilde kullanmıştım. Otomatik çok rahat. Evet. DSG şanzımandan dolayı hani vites geçişleri hissedilmiyor zaten. Evet. O yönden rahat. Çift kavramalı. Evet, çift kavramalı. DSG otomatik şanzıman var. Hatta ikinci nesil bu. Evet. İlk nesilleri 2014'ten önceki olanlarda onlarda o ufak kronik sorunlar oluyordu ama bu çok sorunsuz bir şanzıman. Arabayı sarsmıyor. Makyajlı Polo bu. 2017 model olduğu için. Makyajı da kasada tam olarak yok. Tam belirgin farklar yok ama farları, arka stopları ve şu çıta en belirgin şeyi sis farı da farklı. Onun sis farı kısaydı şuraya kadar geliyor. Bundaki bu çıta önden görünümünü çok değiştirdi. Tampon farkı da zaten bariz şekilde belli. İçine birazdan geçeceğiz. İçini de anlatacağız. Makyajlı olması içte çok şey değiştirmiş. Yandan bir arabanın tasarımına, jantlarına bakalım. Belki Merve 19 inç çelik jant taktırmıştır arabaya büyük. Yok. Bakalım bir. Çelik jantları orijinal. Fabrika çıkışı hiç çizik falan da yok. Normalde hani park ederken kaldırma, sürtme durumları çok olur. Ama tertemiz. Lastikleri de yeni değiştirdiğini lastikleri, söyledin evet, bir sen. İki ay öncesinde değiştirdim evet. Serviste. Yeni lastik de arabaya yeni bir ayakkabı gibi evet. Yakışıyor aslında. Yani diğer lastiklerim de çok kötü değildi ama çatlaklar varmış. Evet. Bu da iklimsel durumdan kaynaklanıyor. O yüzden evet. Ben de hani arada güvenlik sorunlardan dolayı. Tabii çok önemli sonuçta. Evet. Dört lastiğin üzerinde gidiyor tabii araba. Tabii teker üzerinde gidiyoruz sonuçta. Evet. Uzun yol da yapıyoruz. Ondan da bahsedelim aslında. Sen kaç kilometre gidip 1350 geliyorsun? 1350 yaklaşık olarak bir evet. Gidişim 1350 kilometre. Manisalı Merve evet, aslında. Manisa'ya Manisa'dan buradan. Şanlıurfa'ya yani kendisi gidip geliyor. Aynadaki sinyal detayı. Bunda çok iyi konumlandırılmış. Çok şık duruyor. Depo kapağı her şey orijinal şekilde duruyor. Etiketleri,
Benzinli bu arada. Benzin de kullanıyor Merve. Yakıtlarından da bahsederiz. Yakıt konusunda memnun musun? Ben memnunum. Benzinli olmasına rağmen çok beni etkilemiyor açıkçası. Öyle söyleyeyim. Uzun yolda 4-3, şehir içinde de 5-8 kadar yakıyor diye biliyorum. Fazla olsaydı üzerdi. Evet. Çektiğimiz Clio ve Astra'ya göre aynaları biraz küçük, görüş açısı biraz dar oluyor dikiz aynalarının. Onun haricinde yaşadığın herhangi bir kronik sorun oldu mu Merve Polo ile ilgili? Gerçi sen yaşamamışsındır servis bakımlı falan olduğu için. Aynen, ama. Aynen, ben bir sorun yaşamadım. Sadece bir kere Muğla'da işte çok fazla viraj var biliyorsunuz orada. Evet. Çok fazla işte fren, vites değişiyor. Tabii. Şu bu. Orada ayağım hani frende olduğu halde devir yükseliyordu. Böyle bir sorun sadece bir kere yaşadım. Onun dışında hiç olmadı. O da normale döndü daha sonrasında kendi kendine. O korumaya falan almıştır muhtemelen. Olabilir. Onun dışında hiçbir sıkıntı yaşamadım ki uzun yol yapıyorum. 15-16 saatlik sürede hiçbir sıkıntı yaşamadım ben. Aslında şehir içi arabası olarak bilinir Polo, ama bence Polo uzun yolda da rahat ve konforlu bir araba. Çok yumuşak bir araba. Biz de Aksaray'dan Urfa'ya gelmiştik. Ondan önce de Denizli'den Aksaray'a gelmiştik. Ben hiç uyumadan oradan buraya gelmiştim. Yormadı. Daha rahat gelmiştik. Ümmühan, sen yorulmuş muydun o yolculuğumuzda? 2 saatlik kullandım, gayet iyiydi. Otoyolda kullanmıştın. Aynen, değil mi? Otoyolda kullandım. Manueldi hem de. Aksaray'dan Urfa'ya gelirken manuel, o biraz önceki bahsettiğim aracı karanlıkta kullandım. İlk defa. Evet. Bayağı korkmuştum. Aslında gece yolculuğu daha iyi. Ben mesela yolculuklarımı gece yapıyorum. Hı-hı. Ya bana göre daha iyi. Hem Urfa sıcağı var. Evet. Hem araç yorulmasın. Doğru. Motoru yorulmasın. Hem ben yorulmayayım. Çünkü aydınlık benim gözümü çok rahatsız ediyor. Bana gece yolculuğu daha rahat geldiği için ben hep gece yolculuğu yapıyorum. Bir i̇şte ama ben yaşamadım. İlk defa kullandım otoyolda işte ve manuel araba ilk defa kullanmıştım. Adana-Osmaniye arasında kullandım ben. Evet. Çok rahat geliş olmuştu. Far konumlandırmaları, ışıkların konumlandırılmalarını değişik bir mühendislik yapılmış. Bunun hakkında bir makale okumuştum ben. Hani onu şu anda tam aktaramayacağım ama onunla ilgili Volkswagen bir mühendislik yapmış bu konuda. O yüzden gece aydınlatmaları hem karşıdan gelen aracın gözünü almıyor hem de dışarıyı iyi aydınlatıyor. Bunu da şimdi bir kullanıcının gözünden duymak okuduğum makaleyi tasdiklemiş oldu. Anahtarıyla ilgili birkaç cümle kuracak olursak, görünüyor mu? Volkswagen grubunun uzun yıllar kullandığı bir anahtar aslında. Sustalı anahtarı. Her arabada olacak diye bir şey yok tabii ki ama kontağında bir sorun olabiliyor. O zamanla çevirirken, arabayı çalıştırırken zor dönüyor. O parça Audi'nin parçası. Çıkınca üzerinde Audi amblemi var. Ben o bizim Polo'da değiştirtmiştim o parçayı. Çok pahalı bir şey değildi. 200 falandı hatırladığım kadarıyla. O değişiyor. O sorun halloluyor. Yine orijinal parça takılıyor ama öyle basit bir kronik sorunu aslında. Keşke her kronik sorun arabalarda böyle basit olsa. İşte çözülemeyen kronik sorunlar olabiliyor bazı arabalarda. Polo'da biz onu yaşamadık. Merve de yaşamamış. Zaten 44 bin kilometrede araba şu anda. Polo'ya dair ön taraftan söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir bagaja bakalım. Bagaj hacmine. Makyajsız olan kasayla makyajlı olan bu kasa arasındaki arka stop farkından bahsetmiştim. Detaylı olarak göstermiş olduk stopunu da. Onda bir değişim oldu. Çok daha da şık oldu. Arka tamponda da bir fark var önceki kasasına göre. O da farklı. Orijinal şekilde duruyor. Zaten Merve de çok temiz kullanmış. Aynen. Araçta bir boya ya da değişen yok. Dikkatli de kullanıyorsun. Evet, olabildiğince dikkatli kullanmaya çalışıyorum. Falan. Bakımları hep serviste. Tam. Servis bakımları. Buradan satış yaparsak artık sizin videoyu kullanırız. Aynen. YouTube'da videosu var, evet, dersin diye, onu oradan izlerler. Yakıtını bile hep Shell'den alıyormuş Merve. Hani evet. Bu kadar dikkatli olması gerçekten çok iyi arabalar için. İşte böyle olunca biz de orijinal çekecek arabalara ulaşabiliyoruz. Teşekkür ederiz bu arada tekrar Merve. Ben teşekkür ederim. Bugün için. Bagaj hacmine, bagajına bir bakalım. Bunun açılışı Volkswagen'lerde hani o klasik olan güzel bir özellik. Bunun bulan tasarımcısına, mühendisine, herkes adına, tüm Volkswagen kullanıcılar adına teşekkür ediyoruz. Evet, hani orijinal bir açılışı var. Aynen, çok orijinal ve şık bir açılış var. Bizde bagajları genelde Ümmühan açardı ama bu kez bana nasip oldu. Muhtemelen bakım evrakları. Evet, 2 ay öncesinde. Bagaj havuzu da var. Keşke bizim Leon'da da olsaymış, çay dökülmüştü de. Biz herkese tavsiye ediyoruz. Bence de.
çay döküldü. Bizim çay gerçekten dökülmüştü. Koruyucu. Tabii, yani benim de aynen. Mesela lekeler şu anda mevcut. Kurban taşınmasına kadar koruyucu. Öyle diyelim artık yani. Asansör şurada mi? Bir evet. Gizli bölme yine var. Burası bölme dağınık. Yok, yine toplu araba malzemeleri var. Evet. Lastik kompresör falan. Bu kapak kalkınca hani daha büyük bir yük olunca onu da koyabiliyorsunuz. Evet. Toplam 280 litre bir bagajı var. B sınıfına göre normal. Burada yalıtımları falan çok iyi Polo'nun. Ve iki taraflı tutma yeri var. Burada da var. Burada da var. Buradan mı? Buradan üstten. Mı? Üstten mi? Aynen. Vallahi biraz boydan dolayı da zıplayıp böyle indirme olayı. Şöyle bak, ben de elim oraya gidiyor. Demek ki siz haklısınız yani şuradan kapatmak. Evet. Ön kapıyı açtım. Şurada bir döşeme var. Döşemesi. Tabii 4 cam otomatik. Polo orada ödün vermiyor kendisinden. Volkswagen firması. 4 cam otomatik yapıyor. Clio'ya buradan selam gönderelim. Arka camları. Yumuşacık değil ama yumuşak. Hani o sert plastikten değil. Ama o en yumuşak olan plastikten de değil. Orta sınıf bir malzeme kullanmış burada. Ama birçok arabaya göre malzeme kalitesi buralarda daha iyi. Arka koltuğa yine oturdum her zamanki gibi. Baş ve diz mesafelerine bakmak için. Diz mesafesi burada yine bir 3-4 parmak kadar boşluk var. Yani son oturduğum 3-4 arabada hep aynıydı zaten bu diz mesafesi. Siyah döşemeleri var. Tavan gri döşeme. Renk uyumu çok güzel. Evet. Şaft tüneli hakkında ne diyorsun Ümmühan? Yine kısa evet ama Astra'da dediğimiz gibi şu bölge ayağın geçişini evet, engelleyebilir. Kolçak şurası. Kolçak. Isofix bağlantıları burada mevcut. Öyle yani 3 kişi oturursa biraz dar olabilir ama zor da kalınca oturulabilir. Merhaba, daha sığmıyor muyuz 3 kişi arkaya? Çok bindik. Şimdi arabaya bir binelim, bir sürelim bakalım. Deneyelim hadi. Arabamıza bindik. Yol tutuşuna, hızlanmasına bakalım dedik. Şoför koltuğuna yine ben geçtim. Merve de burada. Evet, yan koltuk iyidir. Ben bazen diyorum keşke biraz yan koltukta otursam evet. Diye. Ama alışkın değilsindir muhtemelen evet, orada oturmaya. Evet, değildim. Aynen. Şu an bir garip geldi mi? İyi geldi şu an. İyi mi geldi? Yolumuz 3 şeritli ama yer biraz zemin bazen bozuk olabiliyor. Ama ona rağmen yumuşak bir süspansiyonu var hatchback bir arabaya göre. O yıllar itibariyle şık bir ekran yerleştirmişler. Dokunmatik ekranı var. Aynı zamanda bu tuşlarla da destekliyor. Hani somut tuş olması sürücünün güvenliği açısından önemlidir ya. O yüzden burada somut tuşları da var. Direksiyon makyajlı olan Polo'da direksiyon gerçekten çok farklı. Öncekinde Golf 6'nın direksiyonu vardı. Buna bindiğimiz zaman zaten direkt hani Golf 7'nin direksiyonu bunda da var. Hatta Passat'ta da aşağı yukarı bu direksiyon var. Spor bir direksiyon. Şöyle kullanımı bayağı rahat. Şuradaki kesikliği zaten dikkat etmişsinizdir. Bu GTI direksiyonlara benziyor. Oradaki kesiklik spor havası katıyor. TSI motoru olduğu için hızlanması gidişi gerçekten çok iyi. Hemen az bir gaza dokundum. DSG zaten vitesi geriye çekti. Hemen hızlandı. Polo'yu evet. Ne zaman kullansam yol tutuşum hep hoşuma gitmiştir. Virajlarda hatta şöyle bir mesela şerit değiştirelim. Sarsmadan, önden ya da arkadan kaymadan araba yola oturuyor, gidiyor. Manuel klima. Camlar da hani unutulduğu zaman uzaktayken bile kilitleme tuşuna uzun basınca camları da düzgün bir şekilde kapatıyor. Açıp kapama olabiliyor. Evet. Şuradaki USB girişini çok seviyorum, onu da söyleyeyim. Evet, USB hızlı şarj girişi. Ediyor. Evet, şurada bir USB girişi var. Hem şarj hem de ekranla bağlantılı. Şurada gizli bir bölmemiz var. Şöyle göstereyim. Evet, içi. Polo'larda. Evet. Cidden bunu ben gizli, yeni gördüm. Gayet, evet. Gizli bir bölme. İstediğimiz her şeyi saklayabiliyoruz. Otomatik kararan dikiz aynası bunda da yok. İçi, buraları falan yumuşak plastik. Buraları cidden yumuşacık. Airbag bölümü, onun da üstü yumuşak. Torpido biraz daha buraya göre sert. Torpidoya bir bakacaktık. Şöyle şurada gözlük var. Evet. Bu da güzel benim bir cüzdanım. Detay aslında. Evet, soğutmalı torpido var aynı evet. Zamanda arabada. O da güzel bir özellik. Tamam, kapatabiliriz. Işıklı tabii
Bu her arabada olmayan bir özellik. İşte açınca ışığı yanıyor. O tarafta da yolcu tarafında genelde olmaz. Yolcu tarafına da koymuş. Volkswagen paraya kıymış. Volkswagen demiş ki aşırı spor bir araba yapmayayım. Hitap etsin insanlara. Düzgün bir araba olsun, kullanışlı bir araba olsun demiş. Ha, tabii fiyatları yüksek bütün özelliklerini göz önünde bulundurursak ama bu şimdi 2017 model. 190 bin civarında fiyatları var. Bizim ülkemizde birazcık fiyatlar yüksek. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Benim bitti. Teşekkür ediyoruz. Güzel. Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Lütfen abone olmayı, like'lamayı unutmayalım. Atatürk Barajı'nın ön tarafında seyir terası şeklinde baraj manzaralı bir kafe tarzı yer yapılmış. Seyir tepesinin giriş kısmına da böyle bir şehitler anıtı yapılmış. Barajın yapımında şehitler veriliyor. Evet, bu da şehitler anıtı olarak yapılmış. İsimleri yazıyor, nereli oldukları yazılıyor. Şehit olan işçiler genelde Şanlıurfa ve Adıyaman'dan. Onların isimleri yazıyor. Barajı bir çekelim, ileri doğru gidelim. Atatürk Barajı Adıyaman ve Şanlıurfa il sınırları içerisinde yer alıyor. Yapımına 1983 yılında başlanıyor. 94 yılına kadar da yapımının tamamlanması planlanıyor. Dünyada 5. sırada büyüklükte bir baraj. Fırat Nehri bizim ülkemizden doğup Basra Körfezi'ne kadar geçiyor ki zaman zaman su sorunu olarak da tarihte biliyoruz Suriye ile birlikte su sorunu olarak karşımıza da çıkıyordu. Basra Körfezi'ne kadar yol alıyor. Hatta Dicle Nehri ile iki akarsu kilometrelerce ayrı aktıktan sonra bir noktada birleşip Şattül Arap ismini alarak dökülüyor. Enerji ve sulama amacıyla yapılıyor fakat daha sonraki yıllarda bu artık birçok şeye yansıyor. Kentleşme, sağlık, eğitim birçok şeye yansıyor ve GAP illerinin de gelişmesine sebep olan bir proje bu. Proje dahilinde yapılıyor. Özellikle Şanlıurfa'nın 20 yıl öncesini de biliyorum. İlkokula burada başlamıştım. 20 yıl önceki Şanlıurfa'yla şu anki Şanlıurfa arasında dağlar kadar fark var diyebilirim. Şehirleşme açısından, eğitim açısından, sağlık evet. açısından oldukça gelişmiş durumda. Güneydoğu Anadolu projesinin bayağı evet. etkisi oldu yani. Tabii. Biliyorsunuz kurak bir yer burası. Sulama projesi ve enerji elde etme projesi olarak başlıyor. Daha sonrasında da birçok şey yansıyor. Kentleşmeyi de hızını da arttırıyor. Kırmızı mercimek Antep fıstığı ve pamuk üretimi evet, için pamuk sulama üretimi, açısından aynen, değil mi? Pamuk üretimi özellikle sıcaklık çok iyi burada. Tarım için uygun. Fakat su sorunu var. O su sorunu da sulama projesiyle çözülüyor. Bir de doğuda gerçekten güneş çok güzel batıyor. En güzel batan yerler buralar. Evet, şu an görünüyor mu tam emin değilim kamerada ama yaklaşık suya bir saat sonrasında çok güzel. En azından. Evet. Yusuf, şu DSI'nin D harfine yaklaşık yani 1-2 tane tır sığdığını söylüyorlar. Buradan öyle ne kadar mi? Küçük görünse de aynen. Bize o kadar küçük görünüyor ki. Evet, şu tribünlerin yukarısındaki boruların içinden de çok rahat bir şu iş borular. Makinesinin geçtiğini söylüyorlar. İncecik görünüyor evet, bize. Evet, oldukça büyük. Allah Allah. Bir de barajın arka tarafında su toplama alanı var. Şu görünen setin arkasında evet, değil mi? DSI'nin arkasında. Yukarıdan yol geçiyor zaten. Çatak falan da o taraftan geliyor değil mi? Yani evet, o taraftan geliyor su aynen. Bizim ilk videoyu Çatak'ta çekmiştik, Fiesta videosunu. Evet. Orada Fırat'tan biraz bahsetmiştik. Fırat gerçekten önemli bir akarsu. Hem ülkemiz için hem ülkeler için. Evet. Şu an tabii Suriye... Uluslararası bir değere sahip. Uluslararası bir değere sahip. Dediğimiz ama bizim. Gibi zamanla... Tabii ki bizim. Biz istediğimiz zaman kapakları kapatıyorduk. İstediğimiz zaman açıyorduk. Bu da su sorununa yol açıyordu siyasi açıdan. Şu anda öyle bir sorun yok Suriye'nin durumundan dolayı. Şu ileride de sanırım antik yerler var. Şu aşağıda. Oraları evet. görmedik biz. Mağara evet. şeklinde. Şöyle bir iki ev falan dur. Var. Ben de şöyle tam böyle evet, görüş mesafesi aslında. Şu an net değil şu tarafa doğru. Sanki bir sis gibi bir şey var ya da kirlilik bilemiyorum. Aşağıya inmek yasak değil mi? Burada aşağı çalışan inmek yasak. Kişiler çalışan dışında. Kişiler, resmi evet. olan kişiler, askeriye personeli bunlar hani inebiliyor. Hı-hı. Şurada şu, elektriğin kontrol edildiği nokta. Orada artık şu büyük... Şu ev gibi görünen evet, değil mi? Orası iş. Evet, mühendislerin, orada? Elektrik mühendislerinin bulunduğu yer, teknikerlerin bulunduğu yer. Oraya da girme imkanım olmuştu.
Orada da büyük artık sistemlerden takibini yapıyorlar. Geçenki bir videomuzda Gaziantep'te dünyanın 4. büyük hayvanat bahçesini çekmiştik. Evet. Şimdi dünyanın 5. büyük barajını çekiyoruz. Bizim ülkemizde de en büyük. Evet. Bugün bir yer bir araba günümüzde Atatürk Barajı'nda Polo 1.2 TSI 2017 model aracımızı inceledik. Merve'ye de tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Güzel bir gün oldu bizim için de, takipçilerimiz için de, videoyu izleyecek kişiler için de. Biz videolarımızı çektikten sonra en sonunda arkadaşlarımıza, konuklarımıza şu soruyu da soruyoruz. 5 yıl sonra Merve, kendini hangi yerde, hangi arabayla, hangi konumda görüyorsun? Yani 5 yıl sonrasında, tabii ki 5 yıl sonra bile değil aslında seneye diyelim. Seneye daha evet, yakın. Yani tabii ki yaşadığım yer Ege'de bir yerde olmak isterim. Araç olarak da çok da gözüm yok. Golf olsa hani fena olmaz diyorum. Polo'dan golfe evet, geçelim dedin. Evet, sorunsuz, hasarsız bir araç olarak. Yani çok yükseklerde gözümüz yok. Memnunuz. Golf 8 mi olur o zaman? Vallahi ya da 7'de mi olur? Ne olursa. Maddi tamam. Duruma göre Yusuf. Bakalım. Öğretmen olarak, yani öğretmen olarak başladık. Seviyorsun, öğretmen olarak seviyorum aynen. O yüzden öğretmen olarak devam etmek isterim. Bir yer bir araba kanalı için abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.